gozarla. Mamacita, vámonos de fiesta. Y ahora en mi corazón tú estás. Y ya no quiero a nadie más. Contigo te quiero pasarla. Mamacita, vámonos de fiesta. Desde que te vi, buscaba una así. Quiero a nadie más. Contigo me quiero pasarla. Mamacita, vámonos de fiesta. Y ahora en mi corazón tú estás. Y ya no quiero a nadie más. Contigo me quiero pasarla. Mamacita, vámonos de fiesta. Desde que te vi, buscaba aún así. Herkese yeni bir günden, hatta yeni bir yıldan. Gerçi bunu dün de söylemiştim ama olsun. Herkese merhaba sevgili takipçi kankalarım. Nasılsınız? İyi misiniz? Benim güzel beyaz orkidelerim, beyaz papatyalarım. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, bugün böyle yeni güne, yeni bir yıla temiz yaparak girdik arkadaşlar. Ay artık yani günlerdir çocuklar evde. Turgut da evde. Gerçi bugün de evde ama olsun. Günlerdir ev falan süpürmemiştim. Ondan sonra şöyle hatta halının bile ıslak bir şekilde azıcık şöyle bir tozunu aldım. Evi süpürdüm ama süpürdüm kısımları çekmemiş. Yani kameranın kayıt tuşuna basmayı unutmuşum. Neyse bakalım. Ondan sonra çocuk odasını da şöyle bir hallettim. Mutfak zaten temizdi. Banyoları bugün silmeyeceğim. Çünkü bugün şöyle herkese bir banyo yaptırırım. Bir iki çamaşır işim var, onları hallederim. Şimdi bir hol kaldı ama holü halletmeden önce dedim şöyle bir soluklanayım, hem de şöyle karşınıza geleyim, şöyle bir selamlaşalım istedim. Ay vallahi öğlen vakti oldu. Akşam annemlere gideceğiz. Selma abla gelecekmiş, Nuray abla gelecekmiş. Ondan sonra Ömer böyle günlerdir yine böyle mangal 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 diye tutturdu durdu. Annem de bizim burada yakalım dedi. Öyle bakalım. Dün yok, cuma günü. Ay ben de günler karıştı. Neyse bakalım, ben kanat ve sosisi ben yapacağım dedim. Diğerlerini et ve köfteyi annem yapacak. Ondan sonra bakacağız bakalım, ortaya karışık bir şeyler hazırlayacağız. Öyle yani. Yıla, yeni yıla bu şekilde giriyoruz bakalım. Yeni yıl hatta girdik yani, bu şekilde ilk günümüzü geçireceğiz. Dediğim gibi akşam mangala annemlere gideceğiz. Öyle, onun dışında bugün yapacak hiçbir şeyimiz yok. İşte sabah kahvaltımızı yaptık. Artık oraları çekmeyeyim dedim. Ondan sonra çünkü böyle hani kendimiz öyle işte tost falan yaptık. Sucuklu tost yaptık. Yanına bir de çay demledik. Zeytin, peynir, tamam işte. Ondan sonra çok da bir şey yapmadık. Ondan sonra tekrar yine bum herkes yatağa etti. Sonra saat 2 oldu. Babacınız kalktı hemen böyle dedim. Şöyle annemlere gitmeden. Ay dedim yeni yılın dedim ilk gün dedim pis pasaklı dedim geçirmeyelim. Şöyle dedim herkes dedim kalktı yeri dedim şöyle bir toparlasın. Kirli çamaşırlarınız varsa dedim banyoyu dedim bir atın. Ondan sonra bir iki gün çamaşır işiyle uğraşırım yani. Öyle bakalım şimdi bir tek dediğim gibi hol var. Holu bir süpüreceğim çünkü burada açık ne varsa oraya yatıverdim. Ay öyle. Sizler nasılsınız? Sordum gerçi değil mi? Size beni soracak olursanız ben de böyleyim. Dünkü videomun yorumlarınızı okuyordum. Hepinize desteğinizden dolayı
Yüz binlerce kere teşekkür ediyorum. Yorumlara yetişemedim ama elimden geldiğince yine gün içerisinde yorumlara cevap vermeye çalışacağım. Aynen öyle. Elimden geldiğince hepinizin yorumuna cevap vermeye çalışacağım ama veremediklerim, gözden kaçırdıklarım olursa da hakkınızı helal edin. Buradan hepinizi kucak dolusu böyle sevgilerimi, selamlarımı, öpücüklerimi gönderiyorum. Hepiniz şöyle sıkı sarılıyorum. Ah, öyle bakalım. Ay, bir solukta konuşuverdim kız, tövbeler olsun. Neyse, dediğim gibi şimdi şovu da bahanedeyim. Sonra bir kahve içeyim. Ondan sonra saat 5'ten sonra da annemlere bakalım. Annemlere gideceğiz. Annemlerde de zaten çekim yaparım. Orada da görüşürüz. Bugün böyle daha biraz böyle sessiz, sakin. Ondan sonra büyük ihtimalle de çok uzun olmayan bir videoyla karşınızda olacağım. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, senenin ilk günü. Şöyle hep beraber annemlerle toplanalım dedik. Mangallar yine tabii ki de Necdet Usta'dan. Baba bana bak bakayım, resim çekeceğim. Tamam. Annem dedi ki pişenlerden getir. Çünkü Ömer Halis iki de bu acıktım diye ağlıyormuş. Şöyle et var. Kanadımız var. Köftemiz var. Sosislerimiz var. Başka da bir şey yok. Çünkü içeride de birkaç bir şeyler var. Selma abla da daha doğrusu Selma ablayı falan çağırdıydı annem. Ondan sonra Selma abla poğaça yapmış. Annem daha kömeç mümeç bir sürü şey hazırlamış. Şimdi içeridekileri de size çekelim de şöyle şu tencereye götürüyorum ben şimdi. Dur şunu götür. Şunu. Dur onu sonra alırım. Önce şunu alayım. Orada Mete kapı zoru örtüyor orada. Nerede? Kapı. Tam çekmeye lazım. Ha, tam ne yapayım? O da şuradan gelme, oradan git getir dedi. Ben gideyim hemen Turgut'u alayım. Yok, ben sana da isteyeyim. 2, 4, 6, 7 tane. Şöyle namaz yapıyorlar. Evet, şöyle mangalımız. Selma abacığım poğaça yapmış. Annem şöyle cevizli kömeç yapmış. Ben çiğ köfte getirdim. Tabii ki de ben yapmadım ama çiğ köfte getirdim. Şöyle bakalım, senenin ilk günü hep beraber oturup şöyle keyifle güzel bir yemek yiyelim. Ondan sonra. Ha, çok üzülüyorum. Şimdi bir köfteler, sosisler kalmış sadece. Ömer'e azıcık koy vereyim ben. Hayatta açlığa gelemez teyzesi gibi. Böyle bakalım. Ha, çayı mı demlediniz? Yetmişiniz. Böyle bakalım, masamız hazır. Şimdi oturup keyifle, afiyetle hem sohbetimizi yapacağız hem de şöyle anacığımı da size göstereyim. Selamünaleyküm. Bu ara hep benim kanalımda annem. Kendim çekmeceli yapmayayım. Bunun kanalını geziyorum. Ay ne güzeldi. Onun bunun kanalını geziyorum. Evet arkadaşlar, böyle yeni yılın ilk günlerinde beraber buluşalım dedik. Bir akrabamla her zaman görüştüğümüz, epey demir oldu, görüşemedik. Selma ablacığım. Aslında şükranları falan çağıracaktım ama şimdi herkes çocuklar okul tatilindir dedi. Özge de anne sakın ben gelmeden çağırma onları dedi. İnşallah önümüzdeki hafta onları çağıracağım. Şimdi Selma'ya dedim, böyle ailece ki zaten gel bugün beraber bir oturalım diye. Sabah aynen. Ömer mangalyası vardı yine, evet, kaç Ömer gündür. Annenle dedi ben o zaman yakalım dedik. Rabbim hepimize böyle yeni seneyi hayırlı eylesin arkadaşlar. Öyle amin. Diyelim. Aynen. Allah yeni yılın ilk gününden. Inşallah yeni yılın ilk gününden hepinize selam olsun sevgili arkadaşlar. Evet. Ne yapıyoruz şimdi? Ömer çok acıkmış. Şöyle elimle alıveriyorum. Aynen. Ömer Halis dayanamıyor. Soğuklarını alayım dedim ama soğuk da yok. Çok sıcak. Yok yok, şeyin kenarındaydı çünkü. Ben demin hemen Selma abla şey gelişiyle bir tane poğaça yedim. Efsane lezzetli olmuş. Ben de cevizli ekmek. Ay çok güzel olmuş. İçindeki peynir de çok lezzetli. Cevizli ekmekten zaten. Kötü ketemi göstermedim. Ketem var. Aa, daha şeyde kete var. Aynen, ben ekmek de getirdim. Gene ben francalı da getirdim. Babam bugün çocuklara bürüşlenmiş. Ha tamam tamam, gelsin. Ha ha, aynen. Ömer böyle bürüşün yap, pastayı böyle bırakır mısın? Kanat varken yer. O orada yer şimdi. Ha, orada mı yiyecek? İyi bari, tamam orada yer. Babam da Turgut'la dışarıda pişiriyor. Babamın yalnız şeyine baksana, ışıklandırmasını. Gerçi onun hep vardı değil mi ya senelerden beri? Ha ha.
Şöyle. Boş boş. Boş yağlı. Saya çöreği. Nermin Yazılıtaş'ın çöreğinden. Güzel olmuş galiba. Sarma bak. Güzel güzel. Çok güzel olmuş. Annem artık böyle şeyin üstüne yumurta sürmüyormuş. Niye ki? Bilmem. Dün söyledi. Dün söyledi de oradan aklımda. Unutamadım dek beni. Niye, neden şey yapmıyor? İçine, üstüne niye yumurta sürmüyor? Yumurta sürmüyorum ben hiçbir şeyin üzerine artık. Artık yumurta daha güzel sürmüyor. Daha güzel, daha sade oluyor. İyi, bu da güzelmiş. Yumurta şuraya geldi kaldı değil mi? Evet, şöyle kapaklarını açalım. Herkes otursun. Turgut sen şöyle Gülşen'in yanına geç istersen. Çok ses geliyor. Bir tane daha tavuk vereyim mi? He? Olur mu? E ne yiyeceksin ya? Sosis. Onu ince ince sosis yapacağım ben şimdi. Evet arkadaşlar. Ben de yani biz annemlerden geldik. Gülşen ve Ömer Halis annemlerde kaldı. Neyse bakalım kanımca uzun zaman sonra ilk defa bu kadar kısa bir video paylaşacağım sizlerle. Şimdi biraz televizyon izleyeceğim. Birazcık da şöyle kahve yapıp Kahraman Taze Olun Enkaz isimli eserini okuyacağım. Ay estağfurullah böyle bakalım. Böyle yani dediğim gibi uzun zaman sonra ilk defa kısa bir videoyla günü kapatmış olacağız ama öyle kadar. Bugün de böyle olsun. Bir sonraki vlogda burada sizlerle buluşmak ve görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.